Evet arkadaşlar. Böreğimiz için malzemelerimiz bir adet yumurta. Görüldüğü gibi. Bir adet zeytinyağı ben kullanıyorum. Siz zeytinyağı yerine ayçiçek yağı da kullanabilirsiniz. Bir adet yoğurt. Ve 2 adet de yufkam var. Evet, malzememizi güzelce bir karıştırıyoruz. Ben daha önce peynir ve dereotlu bir iç harcı hazırladım. Siz dilediğiniz iç harcını hazırlayabilirsiniz. Patatesli, ıspanaklı. Ama bu börekte patatesli ve patatesli veya peynirli daha güzel oluyor. Onu da bilginiz olsun. Evet, şimdi yufkamın bir tanesini alıyorum. Şöyle. Şöyle bir sosumuzu gezdiriyoruz. Her yerine gelecek şekilde. İnanın hem bereketli oluyor hem de çok lezzetli bir börek oluyor. Hem az malzeme arkadaşlar. 2 adet yufka. Evet, güzelce şöyle bir yufkamızın her yerine sosumuz gelecek şekilde üzerindeki harcımızı yufkamıza yediriyoruz. İyice gezdirelim arkadaşlar. Ben pazardan aldım yufkayı. Yufkacıdan biraz uzakta, üşendim gitmeyi. Pazarın yufkası da biraz hafif kırılıyor gibi. Ama sorun değil. Yine olur böreğimiz. Evet. Şimdi ikinci yufkamızı da üzerine seriyoruz, yayıyoruz. İyice eşit gelecek şekilde. Evet, kapattık. Üzerine dedim ya, biraz kırıldı. Evet, şu şekilde arkadaşlar. Güzelce bir yaydık. Şimdi üzerine tekrardan geri kalan sosumuzu gezdiriyoruz. Tekrardan aynı şekilde şöyle bir gezdirelim. Yerini kesti. Evet, şimdi yufkamızın her iki tarafını şu şekilde gelecek şekilde kapatıp diğer tarafını da kapatıyoruz. Dört tarafını zar şeklinde kapatıyoruz arkadaşlar. Şimdi ben hemen şuraya biraz sos gelmemiş sos koyuyorum. Evet, buralar herhalde konmuş. Aynen. Evet, yapışması gerekiyor çünkü. Şimdi sıra geldi malzememizi döşemeye. Her yerine girecek şekilde malzememizi yayıyoruz arkadaşlar.
Evet. Şimdi şu şekilde yaydık. Bunu çok sıkı ve çok gevşek olmayacak biçimde yarısına kadar börekli yufkamızı sarıyoruz. Evet, şu şekil yeterli sanırım. Evet, şu şekilde arkadaşlar. Çok sıkı veya çok yumuşak olmayacak şekilde. Evet. Hepsi bu kadar. Şimdi elimize şöyle bir keskin bıçak aldım ben ki kesilmesi kolay olsun diye. Evet can dostlar. Şu anda kestim, ikiye böldüm. Yağlı kağıdımızı da hazırladık arkadaşlar. Şimdi malzememizi üçgen şekillerde şu şekil. Evet, bu şekilde kestik. Evet, tepsimize yağlı kağıt sererek üzerine böreklerimi yerleştiriyorum. Keskin bıçak olsun ki dedik, hiç olmazsa tam kesilsin. Bu şekilde arkadaşlar tepsimize yayıyoruz. Evet arkadaşlar, çok kolay şekilde çıktı. Şimdi masayı temizleyeceğim. Zaten masam çok temizdi. Kesinlikle buna da ziyan etmem. Evet, göründüğü gibi, görünüyor zannedersem. Şöyle yakından daha güzel göstereyim arkadaşlar. Şimdi bunun üzerine kalan sosumuzu şöyle bir gezdirelim. %90 derecelik önceki ısınmış olan fırında pişirmeye başlayalım arkadaşlar. Bunu hemen şimdi fırına götürüyorum. Arzu ederseniz dereotunuz çörek otunuz varsa üzerine çörek otu koyabilirsiniz. Evet, sanırım hepsini boncuğunu yaptık. Evet, şimdi fırına gidiyoruz. Ve videomu buraya kadar izlediyseniz, kanalıma abone değilseniz, aboneliğimiz ücretsizdir. Bildirim zilini de açarsanız, hemen yandaki sağdaki tümünü işaretlerseniz bizden gelen bu güzel videolardan ilk haberdar siz olursunuz. İyi seyirler diyorum. Bakalım fırından nasıl çıkacak? Çok merak ediyorum. Afiyet olsun. Fırından çıktı. Çok güzel, pufur pufur oldu böreklerimiz. Efsane.